Hepinize merhaba sevgili Mibular, Cosplay Mibu kanalına hoş geldiniz. Bugünkü hikaye Mibu videomuzda Sırların Yargıcı, Sino'nun hikayesine göz atıyoruz. Tabi öncesinde şunu söylemek lazım, bildiğiniz gibi Genshin Impact'te Türkçe yama geliyor. Yani artık benim bu çevirdiğim kısımlar zaten oyunda Türkçe olarak bulunacak. Zaten bizim videoların olayı seslendirme kısmından çok yaptığım çeviriydi. Dolayısıyla artık iki yol var önümüzde. Birincisi, ya oyundan Türkçe alıp bu hikayeleri seslendirmeye devam edeceğiz ve bu şekilde videolar gelmeye devam edecek. Ya da zaten bu hikayelere oyundan erişebileceğiniz için ben bu videoları yapmayı keseceğim. Onun yerine başka oyunlara odaklanacağım. Bu iki seçeneğin ikisi de bana uygun olduğu için buna karar vermesi gereken kişi de siz oluyorsunuz. Sizlerin bu videoya gelen yorumlarına göre ya Genshin Impact'in bu şekilde hikaye videoları gelmeye devam edecek ya da başka bir oyunun karakterlerine odaklanacağız. Mesela Warcraft. Bu yüzden yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. İyi seyirler diliyorum. Tüm matraların lideri olan General Mahamatra Saino, akademiyadaki herkes tarafından tanınır. Görevleri, akademiyanın yasalarına karşı gelenleri tutuklamak, yasa dışı çalışmaları sona erdirmek ve akademiyanın disiplinini sağlamaktır. Araştırmacıların bir kısmına göre ise General Mahamatra'nın tek yaptığı akademik ilerlemeyi baltalamak ve bilimsel araştırmaları yasaklamaktır. Hatta bazıları bilgiye giden yolu kestiğini ve bilgelik peşinde giden herkes için büyük bir tehdit olduğunu iddia eder. Zamanla araştırmacılar Saino'yu gördükleri anda sessizce ondan uzaklaşmaya başladı. Hiçbiri onunla bir ilgisi olsun istemiyordu. General Mahamatra tabii ki de böyle şeylerden rahatsız olmazdı. Araştırmacılar onun halkın gözündeki abartılı imajından korkup caysa da bunun onun gözünde hiçbir anlamı yoktu. Ayrıca orman gözcüsü arkadaşı bir keresinde şunu demişti. Çoğu araştırmacının çalışmaları bir matra ile konuşmaya bile değecek kadar önemli değildir. Bilgelik peşinden koşanlara aydınlanma getirebilir ama aynı zamanda onları mutlak kibre de itebilir. Akademiya tarihi boyunca birçok araştırmacı bilgeliğini suç işlemek için kullanmıştır. Örneğin bir Amurta araştırmacısı Spectre'ların vücut şişirme sınırını test ederken yasa dışı bir katalizör kullandı ve daha sonra deney sırasında patlayarak tüm araştırma merkezini dümdüz eden mega boyutlu bir Spectre yarattı. Başka bir örnekte ise Ruingard'ların tarlaları ekme yeteneğini test ederken üzerinde ayarlamalar yaptığı makinenin kontrolünü kaybeden Spandam adlı bir araştırmacı birçok tarım arazisinin harap olmasına ve birkaç çiftçinin ağır yaralanmasına neden oldu. Bunların dışında akademik dolandırıcılık ve kişisel kazanç için istihbaratın kötüye kullanılması ile ilgili çok sayıda davada açılmıştır. Yasalara uymayan ve başkaları için tehlike arz eden bu tür araştırmacılar Saino liderliğindeki matralar tarafından takip edilir ve yargılanır. Bu araştırmacılar matraların karşısına çıktıklarında kendilerini haklı çıkarmak için her yolu denerler. Aniden kesilen fonlar, akademiyanın diğer araştırmacıları kayırması, çalışmalarının sonuçlarının çalınması gibi sayısız bahaneler sunarlar. Hatta bazıları matraların onların yeteneklerini kıskandığı için araştırmalarına son verdiğini bile iddia eder. Saino bu tür abartılı iddialar karşısında her zaman sessiz kalır. Bu boşboğaz suçlulara boyun eğdirip onları mahkemeye gönderir. Kuralları ihlal edenler her zaman milyonlarca bahane üretir. Ancak onları sadece bir son bekler. General Mahamatra'nın adı akademiyanın duvarlarının çok ötesine ulaşmıştır. Avidya ormanındaki bir orman gözcüsü bir keresinde General Mahamatra'yı gecenin bir yarısında ormanda sessizce seyahat ederken gördüğünü iddia ediyor. Apam ormanının eteklerinde yaşayan bir kişi, beyaz saçlı bir gencin sırtında sadece bir çantayla tek başına ormanın derinliklerine girmeden önce ondan bir kase su istediğini hala net bir şekilde hatırlıyor. Sobek vaasında dinlenen maceracılar ona doğru yolu göstermelerine rağmen Saino'nun canavarlarla dolu olan bölgeye doğru yöneldiğini anlatır. Büyük Kızılkum'daki en gururlu paralı askerler ve hazine avcıları bile General Mahamatra için işleri zorlaştırmaya cesaret edemez. Daha önceden aranan araştırmacıları barındıran paralı asker gruplarının çölün ortasında yok edilmiş olması bunun ana sebebidir. Saino'nun eline düşen suçlular, General Mahamatra'nın başka bir yönünü görüp ona saygı duymaya devam eder. Akademiyadan kaçan suçlular aşırı panik içinde koşuştururken bazen tehlikeli yerlere sapabilir. Bu suçlular kendi hareketlerinin sonuçlarına katlanmak yerine Saino tarafından kurtarılır. General Mahamatra onları uygun cezalarıyla yüzleşmeleri için akademiyaya geri götürür.
Bir keresinde Saino ile birlikte Büyük Kızıl Kum'u geçen bir suçlu ona tüm bunları yapmasının sebebini sordu. Saino yanıtladı. Seni sadece kanun yargılayabilir. Benim buradaki tek rolüm seni yargıya götürmek. Wahumana mezunu olan bir araştırmacı hapisten çıktıktan sonra The Goon adlı romanında Akademiya'ya geri dönüş macerasını kaleme aldı. Bu kitap Akademiya'da en çok satanlar arasında yer aldı. Hatta bu araştırmacı kitabındaki adalet tasviri hakkında detaylı bir konferans vermesi için Wahumana tarafından davet edildi. Saino'ya sorarsanız kitabın bazı bölümlerinin abartılı olduğunu söyler. Gerçekte Kral Deşret'in torunları tarafından yaratılan canavarla hiç karşılaşmadılar. Çölün dibindeki labirente hiç düşmediler. Ya da devasa bir kum solucanının üzerindeki kum fırtınasından sağ çıkmadılar. Yine de Saino yazarın kendi suçlarını açıklarken gösterdiği samimiyeti takdir etti. Bu kitap tüm araştırmacılara bir daha böyle bir suç işlememeleri gerektiğini hatırlatacaktı. Akademiya'da Matra ofisinin bahsi bile bir araştırmacının kalbine korku salabilir. Matraların sözde kötülükleri dışında araştırmacıları daha da rahatsız eden şey, Saino her ofisine girdiğinde içeriden gelen ürkütücü ve kuru kahkaha sesidir. Onlara göre bu kahkaha sesi, Saino talihsiz bir araştırmacı hakkında karar alırken Matraların kendini beğenmiş memnuniyetlerini ifade etme yoludur. Aslında sadece Matralar kahkahaların sebebinin Saino'nun eşsiz mizah anlayışı olduğunu biliyor. Bir keresinde inceleme aşamasındaki makalesi sürekli reddedilen bir araştırmacının büyük baskı altında olduğu bir vaka üzerinde çalışmıştım. Sonunda inceleme komitesinin üyelerine bir şekilde rüşvet vererek inceleme aşamasını atlattı. Yine de makalesindeki veriler o kadar yanlıştı ki sahtekarlığının ortaya çıkması uzun sürmedi. Onu tutuklamaya gittiğimde bana neyi yanlış yaptım diye sordu. Saino biraz bekledikten sonra hikayesine devam etti. Makaleni. Matraların orada sessizce oturduğunu gören Saino şakayı anlamadıklarından endişelendi ve ciddi bir ifadeyle şakasını açıklamaya başladı. Bu hikayenin ilginç yanı bana neyi yanlış yaptığını sorduğunda hatasının akademik baskı nedeniyle komiteye rüşvet vermesi dememi bekliyordu. Ama ben ona hatasının makalesinde doğru sonuçlara varamaması olduğunu söyledim. Bu şakanın zekice yanı tartışılan konuyu değiştirmiş olmam. Saino açıklamasını bitirdikten sonra matralar ürkütücü ve kuru bir kahkaha atmadan önce birbirlerine baktılar. Bu garip kahkahaları genellikle kasvetli ve ciddi olan matra ofisine garip bir insan sıcaklığı verdi. Bununla birlikte böyle bir garip durumun bir daha tekrarlanmasını önlemek için Saino bir fıkra anlatmayı bitirdikten sonra fıkrasını açıklamaya başlamaması için odadaki herkesin bir veya iki kahkaha atması gerektiği konusunda tüm matralar yavaş yavaş fikir birliğine vardı. Öte yandan Saino'nun espri anlayışını taklit etmeye çalışan bir matra, diğerleri tarafından yemek biletlerine el koymak gibi aşırı yollarla sert bir şekilde cezalandırılır. Sonuçta tüm akademi için bir Saino fazlasıyla yeterlidir. Saino, matraların bilgelik peşinde koşanların düşmanı olmadığına inanır. Ona bir zamanlar akademide de ders vermiş olan Cyrus, bir keresinde akademiyanın yasaları olmadan bilgeliğin hızlıca felakete dönüşeceğini söylemişti. Kontrolden çıkan bilgeliğin havada uçuşan parçacıkları, masum bir şekilde bilgi arayanları uçuruma çeken cehalet denizinde yem gibidir. Bu yemi yutan araştırmacılar fazlasıyla kibirli ve pervasız hareket etmeye başlarlar. Hatta zamanla insan yaşamına saygısızlıkları nedeniyle ölüm ve yaşamı da kurcalamaya kalkışırlar. Sonunda dünyaya onarılamaz bir zarar bile verebilirler. Bilgeler akademiyada bilgenin peşinden koşanların bu şekilde yanlış yola girmelerini engellemek için sürekli yeni kurallar ve düzenlemeler getirir. Yasaya karşı gelenleri avlayan ve onları aynı yasaya göre yargılayan matralar aslında akademiyada bilgi arayan herkesin koruyucularıdır. Ama araştırmacıların gözünde matralar bilgiye giden yolu sürekli engelleyen bir grup yok ediciden başka bir şey değildir. Aptal insansı mantarlar, bay bunu yapamazsınızlar, kağıt öğütücüler. Bunlar matralar için buldukları takma atlardan sadece bazıları. Bu takma atların en ünlüsü bir haravat at araştırmacısı tarafından icat edilen Akademiya'nın yük beygirleridir. Bu takma adı ilk duyduklarında matraların çoğu araştırmacıların çalışmalarının üzerine çok düşmediğini düşünerek oldukça öfkelendi. Ama onların aksine Saino bu takma adı oldukça beğendiğini söyledi.
Biz matralar gerçekten de akademiyanın koridorlarında yürüyen, kuralları ve düzenlemeleri sırtımızda taşıyan yük beygirleriyiz. Hayatlarımızı yaşarken her birimiz bu ağırlığı her zaman aklımızda tutmalıyız. Konuyu bir süre düşündükten sonra General Mahamatra devam etti. Ayrıca anlamsız tartışmalardan kaçınarak ve istediğimiz hedefe ulaşmaya odaklanarak yük beygirlerine daha da çok benzeyebiliriz. Akademiya ilk kurulduğunda araştırmacılar sınırsız hayal güçlerini gerçeğe dönüştürmek için ellerinde olan bol kaynakları sonuna kadar değerlendirdiler. Araziyi yeniden şekillendirdiler, havayı kontrol altına aldılar, eski kalıntıları yeniden yarattılar. Ancak dünyevi bilgiler doyumsuz meraklarını artık tatmin edemeyince bazı araştırmacılar odaklarını gökteki yıldızlara çevirirken bazıları da yaşam ve ölümle uğraşmaya başladı. Ancak bu tür bilgiler kimsenin hiçbir zaman bulaşmaması gereken şeylerdi. Araştırmacıların kendi merakları yüzünden mahvolmasını engellemek için bilgeler 6 büyük günah ortaya koydu. Birincisi insan evrimine müdahale etmek, ikincisi yaşam ve ölümle uğraşmak, üçüncüsü evrenin ötesine geçmeye çalışmak, dördüncüsü kelimelerin kökenini araştırmak, beşincisi kendini adamadığın tanrıların işine karışmak, altıncısı sırları hiç çekinmeden ifşa etmektir. Bu günahların ilk ortaya koyulmasından beri bilgeler bir yandan yeni kurallar getirirken diğer yandan da eskileri düzenler. Bu şekilde akademiyadaki her şey arzu edilen şekilde işler. Akademiya ve araştırmacıları o zamandan beri gelişen bir netlik ile ilerlemeye devam eder. Tabi zaman geçtikçe 6 kadim günah çoğu kişi tarafından unutuldu ve fazlasıyla hırslı insanlar harekete geçti. Yine de şu anki General Mahamatra olan Saino için yapılması gereken şey değişmedi. Tüm kanun kaçaklarını 6 kadim ölümcül günaha göre adil bir şekilde yargılayacaktı. Bilgeler bile bundan muaf olamayacaktı. Saino'nun kartlarını koyduğu deste kutusu onun en sevdiği eşyasıdır. Bu deste kutusunun dış kısmı yüksek kalite deri tabakasıyla sarılmıştır ve her ilmeği özenle işlenmiştir. Kutunun içine sabitlenen ip sıkıca bağlandığı sürece deste kutusu bir damla bile su geçirmez. İç kısmı kart köşelerinin bükülmesini en aza indirmek için yumuşak ipek ile doldurulmuştur. Kutuyu satan dükkan sahibine göre kullanılan ipeklerin tamamı Liyue'den ithal edilmiştir ve en kaliteli ipek çiçeklerinden yapılmıştır. Bu deste kutusu sert bir deri kayışla birlikte gelir ve böylece kutunun sahibi onu vücudunun herhangi bir yerine kolaylıkla takabilir. Bu deste kutusunun üzerine onu satın alan kişinin adı da güzelce işlenmiştir. Saino en güçlü destesini bu kutuya koyar. Bu deste ile yapacağı düellolarda hiçbir zaman yenilmeyeceğine inanır. Tabi asıl olay ona karşı oynamak isteyecek bir oyuncu bulmak. Belki o orman gözcüsü şu anda müsaittir. Saino'nun vizyonunu nasıl elde ettiğine dair akademiyada pek çok farklı hikaye dolaşmaktadır. Bazı hikayelere göre bir zamanlar sahte vizyonlar yapmaya çalışan bir araştırmacıyı tutuklamak için talimat almış. Bu araştırmacının daha önce araştırmaları için kullandığı efendisiz vizyon daha sonra Saino'nun vizyonu olmuş. Bazı hikayelere göre ise Saino aslında Kral Deşret'in soyundan geliyormuş. Büyük Kızılkum'da bulunan bir tapınakta ona bir vizyon bahşeden ve ondan çölü geçmesini isteyen isimsiz bir Hermanubis rahibi tarafından büyütülmüş. Saino iradesini ve gücünü yeterince geliştirdikten sonra akademiyaya gelmiş ve Hermanubis'in vasiyetini yerine getirmek için çabalamış. Bazı komplo teorilerine göre ise Saino'nun vizyonu akademiyanın içinde saklı olan bazı yasak teknolojilerle yakından bağlantılı. Başka türlü çöl halkının bir üyesi nasıl olur da akademiyada böylesine önemli bir konum kazanabilirdi ki? Hiç kimse bu hikayelerin gerçekliğini kontrol etmeye cesaret edemez. Ve Saino bu saçma söylentilerle uğraşmaya tenezzül bile etmez. Aslında vizyonunu elde edişi oldukça basitti. General Mahamatra unvanını almasından bir gün önceydi. O zaman bir matra olan Saino her zamanki gibi işlerini bitirdikten sonra akademiyanın kurallarıyla ilgili kitap okumak için kütüphaneye gitti. O gün okuduğu kitabın bilgelerin tüm suçların kaynağı olduğunu düşündükleri 6 temel günahtan bahsettiğini hala iyi hatırlar. Hiç çekinmeden sırları ifşa etme günahı ile ilgili bölümü okurken kitapta anlatılan içeriğin bazı kısımlarını anlayamadı. Bu yüzden gözlerini kapadı ve uzun uzun düşündü. Gözlerini açtığı anda gördüğü ilk şey sayfaya güzelce yerleştirilmiş bir vizyondu. Saino vizyona baktı ve derin düşüncelere daldı.
önce vizyon almasını yasaklayan mevcut bir kuralın olmadığını doğruladı. Ardından vizyonların dahil olduğu akademik vakaları gözden geçirdi ve bu vizyonun kendisine kurulan bir tuzak olmadığından emin oldu. General Mahamatra olduktan sonra karşılaşacağı zorlukları ve bu vizyonun gelecekte ona nasıl yardımcı olabileceğini düşünmeye devam etti. Saino artıları ve eksileri dikkatlice hesapladıktan sonra tanrıların hediyesini kabul etti. O an sabah ışığı pencereden parlamaya başladı. Saino General Mahamatra olarak göreve başlayacağı yere gitmeden önce elinde vizyonu ve henüz bitiremediği kitabı ile kütüphaneden ayrıldı. Her şey yolunda giderse yarım saat sonra Akademiya'nın yeni General Mahamatra'sı olacaktı. Ona hata yapanları yargılaması için kutsal güç emanet edilmek üzereydi ve bu vizyon bu kutsal ayrıcalığın amaçlandığı gibi uygulanabilmesini sağlayacaktı. Bu hikayemin bununla sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videonun başında söylediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Sizin yorumlarınıza göre bundan sonra gelecek hikaye videoları ya Warcraft temalı olacak ya da Genshin'e devam edeceğiz. Gelecek hikayemin bu videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili Mibular.